sen yeter ki sen kısmetim olur. Kısmetim olur. Rümeysa'cığım geçmiş olsun, iyi misin? Teşekkür ederim Öykü Hanım. İyiyim. Yani gözüm bayağı kırmızı, bir de akıyor böyle, o yüzden çok havalı duruyorsun ama. Gözlükle çıktım. Teşekkür ederim. Siyah elbise, kırmızı ruj. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki yanına Kaan'ı alıp da acaba bir GTA oynar mıyız? Olur. Hadi bakalım, buyurun. Rümeysa herkese inat yap yürüyüşünü kızım. Tabii. Aynen. Daha benim. Daha yavaş yürüyeceğim Öykü Hanım. Tamam. İzlerler onlar da. Tamam. Koluna gireyim. Peki sizin fanlarınızın adı? Biz daha belirleyemedik ama Rümka dedik. Rümka. Şimdilik yani. Güzel yani. Rümka. Peki. İyi mi? Mesajınızı da verin. Şimdi mi söyleyelim dönüşte mi? Hayır, dönüşte. Birbirinize tamam. Söyleyeceğiz bir şey var. Çünkü daha taze olduğunuz için. Önce tamam. Aranızdaki enerjiyi hissettirecek bir şeyler söyleyin. Sonra onlara söylemek istediklerinizi söyleyin. Olur mu? Tamam. Müzikle beraber podyum sizin. Mesela bir de tek başına hakikaten yani böyle bir havalı yürü be. Tamam. En havalı halinle bir yürüyücü. Hakikaten çok iyi görünüyorsun. Gülüyorlar ama. Yani neyse, podyum hakkını ver. Tamam, yürüyeyim. Tamam. Gülmek biraz yok. Biraz denge sorunum var bugün ama. Gözümde lens var, bir gözümde yok falan. Biraz denge sorunum var bugün. Yapacak bir şey yok. İyi havuza düşmedin. Buyurun. Evet. Şimdi önce sen bana. Ha. Bana hissettiklerini söyle. Heyecanlandım. Ben de heyecanlandım. Nasıl başlasak? Şöyle tutayım. Ta Almanya'dan kalktın geldin. Almanya'dan kalktım kimseye geldim. Kimseye de bir şey söylemedin. Kimseye Rümeysa bir şey. Rümeysa için geldin. Aynen. Aynen değil, baştan tamam. Söyle işte. Sıkıntıya gireceğiz tamam, yani. Da, dur. Heyecanım. Ta Almanya'dan kalktım geldim. Heh. Buraya girdim. Seni gördüm. O güzel boncuk gözlerini gördüm. Ve bayağı bir etkilendim. Evet. İnişli çıkışlı günlerimiz oldu. Bu kadar da olsun. Ama senden çok hoşlanıyorum. Seninle çok eğleniyorum, çok gülüyorum. Bu bana zevk veriyor. Ve seni mutlu etmek için elinden geleni yapacağım. İyi ki varsın diyorum. Bravo. Benim söylemem lazım. Utanıyorum. İstemesi kolay. Biraz da sen anlat bakalım. Evet. Ben de sen gelmeden önce böyle kendimi bir karanlıkta gibi hissediyordum. Sen gelince böyle çektin çıkarttın beni. Senin yanında olduğum gibi davranabiliyorum. Her şeyim kendim gibi yani. Bu beni çok mutlu ediyor. Beraber çok gülüyoruz, eğleniyoruz. Sohbetimiz çok güzel ilerliyor. Şimdilik çok mutluyum. Ve hep bu şekilde devam etmesini istiyorum seninle beraber. İnşallah böyle uzun yıllarımız hep böyle beraber geçer. Ben de senden çok hoşlanıyorum. Utandım. İyi ki gelmişsin diyorum uzak yollardan benim için. Buyurun, Rümka'ya varsa söyleyecekleriniz. Sizi sevenlere. Herkese merhaba. Öncelikle bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Beraber çok mutluyuz, çok eğleniyoruz. Oradan bunu hissettirebiliyoruzdur umarım. Bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Çok öpüyoruz. Sen söyle diyorsun ama. Şu an destekçimiz var mı? Destekçimiz var mı? Olur, olacak. Olur. Yani. Destekçimiz olacağına kesinim yani olmuştur. Burada hiçbir şüphem yok. Çok güzel günleri geçiriyoruz, daha güzel günler geçireceğiz. Bizi takip edin. Votum. Votum aynen. Votum ama unutmayın, bu çok önemli. Almanca da söyle. Bizle aklımız şu an Fen'le ilgili mi? Beraber. Her şeyle ilgili söyleyebiliriz. Also Leute, ich habe hier eine sehr schöne Dame kennengelernt. Was ist du, Mesa? Ich habe eine sehr schöne Zeit mit dir.
wir verbringen zusammen eine sehr schöne Zeit mit ihr. Ich habe mich geöffnet, ich habe sehr schöne Gefühle entdeckt bei mir und ich hoffe und ich vertraue euch, dass ihr auch mit uns seid und deswegen wünsche ich mir mit Lumesa zusammen, dass ihr immer wieder mit uns sind und genau für uns votet. Voten, voten, voten. Lumesa, ich liebe dich. Evet. Ama onu da yalnız söylüyorum. Ich liebe dich diye mi söyledim? Ich liebe dich. Bunu bir karar veremedik öyle. Sen onun dediği gibi. Aynen bak benim. Aynen. İş değil bir iş aşk o. Bu kadar. Tebrikler. Yerinize geçebilirsiniz. Çok mutluyum, çok huzurluyum. Umarım her zaman bu huzur ve mutluluk devam eder. Seni çok seviyorum. Her zaman yanımda olmanı istiyorum. Fikrim, zikrim değişmeyecek. Fikrim de, zikrim de İlayda. Hayatıma girdiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sultan. milyonlarca yıldız var ama bir tane ay var. Sen de benim dünyamın ayısın. Bir tanesin, gecelerimi aydınlatıyorsun. Bana işte dedim yarına son çekim, ondan sonra araya gideceğiz. Dedim bir de Gizem beni bırakırsa, dedim Ferhat. Sen bittin ya. Öyle kalmak istemedi. Beni sana bağlayan şey aslında bu. Evet, fiziksel özelliklerine bayılıyorum ama kalbine aşığım. Bir yerlerde bir şeyler var, bunu biliyorum. Yani sonunda ne olur bilmiyorum ama bana yaşattığın güzel şeyler için teşekkür ederim. Evlerin koruması yok. İki yarışmacı birden elenecek. Bir kız, bir erkek. Şu anda bu evden biriyle ilişki yaşayamayacağını düşündüğüm için seni yazıyorum. Yazmak zorunda olduğum için seni yazıyorum. Çok özür diliyorum. Keşke başka bir seçeneğim olsaydı. Üzülerek. En azından ben şu an üzülüyorum. İlişkinin gerçekliğini hiçbir zaman ispat edemedim. Bu yüzden. Oğuz ve Nihle. Fanların adı ne Murat? Ohni. Görkem daha iyi söylüyor ki. Evet, Görkem daha. Görkem söyle bakayım. Ohni. Biz konuşma mı yapalım? Nasıl isterseniz. Önce birbirinizle ilgili bir şey de söyleyebilirsiniz. Yani bu an sizin anınız. Onu nasıl değerlendirmek istiyorsanız. Aşkım nasıl değerlendirmek istiyorsun? Sonra size kızıyorlar. Selfie de çekemiyorsunuz. Evet. Yani onu da beğenmiyorsunuz. Selfie, bizim Max konuşmayı. Biz bu işi beceremiyoruz galiba diyorsunuz. Bari buradan bir şeyler yani. Hadi aşkım konuşalım. Ben de sonra konuşayım. Nihlecim bu ne güzellik mesela. Önce onunla başlayalım. Ha ben... Konuşsun. Ben mi konuşayım? Hadi bakalım buyurun. Ben... Niye gülüyorsunuz ya? Murat. Murat ne yapıyorsun? Öykü abi, ben Nihle'nin arada bazen PK'larda taklidini falan yapıyorum da chat'e çok yazıyorlardı. Ha. Şimdi onu yaptım da onu güldüm. Yap taklidini bakayım. Böyle yapmıyorum ama ben. Seni gördükten sonra dünyanın en şanslı adamı olduğuma karar verdim. Gerçekten iyi ki sen varsın, iyi ki yanımdasın. Çok şanslıyım senin gibi güzel bir kıza, iyi kalpli bir kıza şu anda seninle birlikte olduğum için. Çok mutluyum, çok huzurluyum. Umarım her zaman bu huzur ve mutluluk devam eder. Seni çok seviyorum. Her zaman yanımda olmanı istiyorum. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın bir tanem. Çok heyecanlandım, neden bilmiyorum. Öncelikle aşkım, sen de iyi ki hayatımdasın. İyi ki buraya gelmişim, iyi ki seni tanımışım. İyi ki biz... Sevgili olmuşuz. Gerçekten çok şanslıyım. Yani en doğru kararım sensin. En iyi tercihim sensin. O yüzden çok teşekkür ederim. Evet. Çok heyecanlandım. Gerçek bir liman değil mi? Hemen kendine atasın var böyle. Koru beni. Sakla beni. Yüreğim istiyorsun.
Ne bir kere bir Oğuz'u bir sevgilim desene. Sevgilim. Ben ona diyorum. Niye diyor da böyle bir anda... Ben duymadım hiç. Burada evet demedim galiba hiç. Burada duymadım hiç. O yüzden söyledim. Evet, duymamış. Ya ben burada demedim çünkü sanırım. Ama dışarıda söylüyorum. Aynen, dışarıda telefonla konuştuğumuzda falan tamam, söylüyorduk yani. Tamam. Burada da aşkım aşkım kelimesine başladık. Ha. Aynen, soru cevapta da hatta orada, hatta diyemiyor. İlk başta ondan sonra... Bir kere onu... diyemedim, bir kere oldu. Akşam gitti. Peki o zaman yürüyorsunuz, sonra... Sonra kamera. Kime? Görkem? Kime? Oh niye? Fanları kim? Oh niye? Oh niye? Oh niye? Oh niye? Mesajlarınızı veriyorsunuz. Buyurun. Sevgili Oni ailesi, sizi çok seviyoruz. Gerçekten. Ve çok teşekkür ederiz. Her anımızda yanımızda olduğunuz için. Burada Fıstıks grubuna bir şey söylüyorum. Söyle aşkım. Fıstıks grubu sizi çok seviyoruz. Gerçekten. Çok ayrısınız bizim için. Ve birazcık böyle bazı şeyler görüyoruz şu an. Grupta dağılmalar falan. O yüzden birazcık kızgınız size. Yapmayın öyle şeyler lütfen. Dağılmayın yani. Sizi çok seviyoruz çünkü. Bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sevdiğiniz için, karşılıksız sevdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Her zaman bu ilginizi, sevginizi hissediyoruz. Ayrı olarak kimseyi tutmuyoruz bu arada. Hı-hı. Sadece bazen yetişemiyoruz. Çok Hı-hı. yoğun oluyoruz. Kusura bakmayın. Her zaman yanımızda olmanızı istiyoruz. İzlemeye, seyretmeye devam edin. İlginiz ve desteğiniz bize çok güç veriyor. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Evet, hiçbirinizi ayırmıyoruz. Hepiniz eşitsiniz. Peki. Hangi çiftlerimiz kaldı? İlayda Görkem var. Gizem, Ferhat var. Dilara Oğuzhan var. Şöyle yapalım. Genel bir haftanın akışına girelim. Ondan sonra aralara sizleri de dahil edelim. Olur mu? Peki Murat'cığım, ya genel bir ilişkilerle ilgili bir erkekler evinde başlatan sen oldun ama yorum yaptın. Gene kehanetlerin konuştu. Dedin ki o olur, şu olmaz, bu ayrılır, bu böyle olur, şöyle olur. Hatırlıyor evet, musun? Hatırladım. Yani... Bu tip şeyleri konuşmak senin için tehlike arz ediyor mu geleceğe dair? Kendine dair bir kehanetin de var mı mesela? Başına bir şey geliyor mu konuştuğun için? Herkes yorum yapıyorum, kendimi düşünüyorum. Olabilir mi? Öykü Hanım, ben güzel şeyler hissediyorum ileriye dönük. Ha. Kendi ilişkimle alakalı. İnşallah. Temennim o yönde tabii. Tabii ne olur ne biteceğini Allah bilir. Ama güzel şeyler hissediyorum gerçekten. İçimde en ufak bir kuşku bile yok. Ben duygularımdan eminim. Hira'dan çok çok eminim. Hı. Güzel şeyler düşünüyorum. Umarım yanılmam. Hayırlısı olsun. Peki bakalım neler konuşmuşlar görelim. Erkekler evinde ilişkilere dair yorumlar. Görelim kimler ne demişler. Oğlum sen ne desen çıkıyor lan. Kanka hislerim harbi çok... Görkem'le İlayda hakkında ne düşünüyorsun? Benden İhli hakkında ne düşünüyorsun diyeyim ya da. Ya da şöyle... Kanka bak ben genel olarak yorumlarımı yapacağım. Ha. Bak birinci... herkes sıra sıra söylesin tamam, o zaman. Tamam sıra sıra söylüyorum. Tamam başla buradan. Bunlar bir aylık ara olacak ya patlarlar. Siz Busmer beraber çiftler olarak birincilik için kapışacaksınız. Görkem wow denecek dış görünüşteki kadın adayı gelirse şu an bir de linç falan yiyor ya fandomunu da kaybetmeme bahanesiyle de İlayda'yı bırakacak. Bak bu ilişki biterse bırakan Görkem olacak. But biterse Görkem bırakır bence. Next. Fandomu da bahane ederek böyle yeni kız adayı da böyle çok inanılmaz derece beğendiğinde net bir şekilde kayacağını düşünüyorum aklının. İlayda canım seni seviyorum. Bat. Zaten evlilik sözleşmesi imzalamadan belli. Bat sen güverci gibi hep takla atıyorsun. İlaydam. Beyza Nur'a şu an olun. Siz arada en az 155 kere kavga edersiniz. Yine ayrılırsınız. Beyza Nur yine gider. Yine gelir. Yine sen Bat. Yine siz Beybat'tan devam edersiniz. Yine Beyza'yı alırız eve. Berk Leyla. Asla olmaz. Aynur hakkında
Berke inanılmaz derecede kendinden ödün veriyor. Belli bir yerden sonrası artık yeter diye bir çığlıkla patlayıp böyle her şeyi de bitirebilir. Bu evden gidebilir. Kaan Rümeysa bitirelim. Kaan Rümeysa. Biter. Çok sabit. Emeklilik ilişkisi. Emeklilik ilişkisi online 2. Aynı şekilde devam kardeşim, eder. Kardeşim siz buradan şey. Aralarındaki gidelim. Tek fark arada bir Almanya yolculuğu. Balıkesir Altındalı'ya gidiyor. Balıkesir Altındalı. Siz, senin gibi yorum yapıyorum. Siz arada patlayacaksınız. Ya Murat sen de ama neden kaynaklı biliyor musun? Bence sen çok kurulacaksın arada, göremeyeceksin ya. O yüzden böyle kafanda kuracaksın. Kız da çok dışarı çıkacakmış gibi geliyor bana. Murat aynen. Bence görmedi. Arada Murat'la Hira'nın en ufak bir şekilde tartışma durumu olmaz. Bence çok olur. Bence de olacak. Tekrardan emirlere başlayacak bence Hira. O zaman tekrar kurulacak. Çok olacak. Arada olmaz ama aradan sonra geldikten sonra olabilir. Yok, hiçbir yorumunuza katılmıyorum. Bence Murat çok güzel. Berke'nin yorumuna %100 katılıyorum. Asla katılmıyorum. Hira'yı gerçekten çok yükseğim. O benden daha çok senin yükseklerini de biliyoruz. Senin bir günde yükselip bir günde alçaldığını da biliyoruz kardeşim. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir günde yükseliyorsun. İki saniye. Ne de düşüyorsun sonra. Senin yorumlarını ciddiye almıyorum. Ha. Emeklilik ilişkisi ne demek? Pardon. Dans ettin diye mi şey ilişkisi oldu? Anlamadım. Ne farkın var? Ya yorum yapabilir miyim? Ne yapacağım tabii sana. Söyle bir şey öğren misin? Emeklilik ilişkisi ne demek? İlk önce baştan şunu söyleyeyim. İlişkiler hakkında genel olarak yorumlar yapıyorduk. Hani ben de genel olarak yorum yaptım. Herkes hatta yaptığını söyledi. Tamam şey şimdi demek. Cevabımı vereyim. Ya biraz daha level 2 gidiyorsunuz mesela. Yani böyle çok heyecanlı, çok dramatik de değil. Düz. Tutku yok. Arzu nereden yok. Biliyorsun? Nerede? Her şeyi burada yok, ben gördüğümü söylüyorum. Yoksa dışarıda mı görüşüyoruz? Nereden bileceğiz? Burada ya yolda görüşüyoruz diye. Yani sonuçta. Ya, o yüzden. Ya ben burada gördüklerimi yorumladım sadece. Anladım. Çok güzel ama sadece güzel. Hani mesela ekstra bir action yok. Ne anladım. Kaos yok, ne arzu var, ne tutku var. Güzel emeklilik ilişkisi dediğim evet. Aslında o. Hani sabit. Kimse bize dokunmasın. Biz kimseye dokunmayalım. Memur ilişkisi. Emeklilik hayatı. Hani asıl güzel yorumlar bunlar. Teşekkürler yorumun için. Ya uzun soluklu mu olur diyorsun? Net uzun soluklu olur. Teşekkürler. Benim istediğim bu zaten. Sağ ol. Güzel, güzel yorumdu. Var mı bir yorumun? Ya Öykan Hanım, yani güzel şeyler dedi. Güzel. Tabii ki ama aramızda biz daha iyi biliyoruz nasıl geçtiğini. O yüzden... Oğlum güzel demedi, sana şey yapıyor. Ne? Güzel demedi. Sıkıcı diyor yani kısaca. Yok ben dedim aramızda geçeni biz daha iyi biliyoruz. O yüzden. Yok Rümeys'le aramızda geçeni biz daha iyi bildiğimiz için yani. O yüzden Murat yorumu iyi olsun veya kötü olsun. Ya Murat ya diyorsun. İstediğini desin yani. Öykü Hanım aynen. Onun dediklerini ciddiye alsaydık burada iki dakikada yükseliyor. Ertesi gün başkasını yükseliyor. Sonra düşüyor. O yüzden konuşabilir. Öyle diyorsunuz ama Murat'ın dedikleri de çıkıyor diyorsunuz sonra. Ben demedim onu. Valla çıktı. Benim var. İçin dedikleri de çıkmıyor yani. İşte kehanet diyoruz o yüzden. Aynen. Çok yaşa. Çok yaşa. Hep beraber. Yani kimi zaman tutuyor, kimi zaman tutmuyor. Peki başka ilişkisiyle ilgili yorumları kabul eden, etmeyen? Patlar derken onu anlamadım ben Murat. Neler? Bunlar patlar. Ha. Yani ayrılır demek istiyor arada. Evet Murat sessizleşmiş. Yo ne sessizleşmiyorum canım. Ben zaten herkes oradaydı. Burada çıkmayacağını bilmiyor muyum? Herkes hakkında yorum yaptım. Ha. Burada da söyleyeyim. Ben şöyle düşünüyorum. Siz mesela çok yükseliyorsunuz bazen. Ama bazen sinek de mide bulandırıyor gibi Oğuzhan tepkiler veriyor. İşte eski Dilara diyor. Eminim bu burada olduysa arada daha da fazla olacağını düşünüyorum. Ve biz burada olduğumuz için zaten siz hızlı bir şekilde toparlayabiliyorsunuz. Ama şimdi arada birbirinizi görmeyeceksiniz ya. Toparlamanız biraz daha zor olabilir. Şimdi adam böyle bir adam. Yani senin yapacağın şeylerle... Şey olmayacak, hani o yüzden böyle çünkü... Şey neyin şey? Ne? Şey adam böyle yani. Bir adam demek ne demek mesela? Ya mesela böyle bir adam, senin doğruların var. Hı-hı. Tamam mı? Tamam. Mesela biz aklı. Mesela yorum yaptığımız zaman hiçbir şekilde kabul etmiyorsun. Bizim doğrumuz mesela bu olsun. Yorumunu kabul ediyorum. Ayrılabilir, tamam. Bu ya, evet olabilir. Yapabilirsin, senin düşüncen mesela. Hani bu olabilir. Yorumları yok, ben genelde... Yok ya, Oğuzhan da kendiyle ilgili bazı kabullenişlere geliyor. Modern mağara adamıyım falan diyor mesela yani. Onu kabul edeceğim. Yok, ilişki mesela. Olarak değil. Kendini bir güncelledi o da yani. Kendi kendine böyle laf sokuyor arada. Evet. Eğleniyor bununla. Hani siz bugüne kadar evet. Kızdırmak için söylediğiniz şeyler yok. O da gülebilir hale geldi artık yani. Evet. Mesela bir olayı takıyorsun ya sen. Hı-hı. Olay üzerine mesela biz yorum yaptığımız zaman hani genel olarak biz bir doğru kanıya varsak bile sen bir şeye takılıyorsun hani illa o taktığın şey üzerinden gidiyorsun ya. Mesela asla kabul etmiyorsun belli bir çizgilerin var. Aşırı keskinsin mesela ya bu evde. Hı-hı. Yani o manada yani dışarıda da bir olayınız olduğu zaman aradan belki iki ay geçecek burada olacağız.
Sen 2 ay sonrasında diyeceksin ki 2 ay öncesinde dışarıda böyle yapmıştı ama Öykü Hanım. Bir şey söyleyebilir miyim? Hani böyle yapıda bir adamsın mesela. Bu kötü bir şey demiyorum aslında ben. Öykü Hanım, biz mesela tartıştığımız zaman dışarıda daha çabuk anlaşıyoruz, barışıyoruz. Siz de sıkılmazsınız. Evet, kesin. Biz asla. Evet, asla sıkılmazsınız. Hiç, o konuda haklısınız, hiç sıkılmıyoruz. Hiç sıkılmazsınız. Yani illa bir şey bulursunuz. İlaydacığım, senin var galiba söylemek istediğin bir şey. Merak ettim, neden sana çok güzel bir kız geldiğinde beni bırakacağını düşündürten şeyin ne olduğunu. Bir de Görkem de hiçbir şey söylememiş, seni seviyorum demiş falan. Onun da yorumunu merak ediyorum, Murat'ın söyledikleriyle alakalı tabii ki. Ben mi yorum yapayım, Görkem? İkinizden de bekliyorum. İlk başta Murat yapsın, sonra yap bakalım. Ya şöyle, ilişkiler hakkında dediğim gibi başında yorumlar yapıyorduk. Ya şimdi şöyle, fandom kitlesini burada herkes önemsiyordur. Önemsemiyorum diyen yalan söyler. Neyin kitlesini? Fan kitlesine. Tamam, evet. Herkes önemsiyor ve şimdi burada en çok kitleye sahip olan bir insanlardan bir tanesi Görkem. Ha. Şimdi çok sağlam ilk başlarda linç yemişlerdi yani ilişkileri. Yok, bitti artık. Tesi bitesi kalmadı adamın. Tabii. Evet, belli bir yerden sonrasında işte dedim ki hani çok güzel dış, ya tamam dış görünüşü zaten İlayda çok uyuyor. Ha. Ama şimdi daha da iyisi acaba gelirse mi diye düşündüm. Daha da iyisi ne açıdan? Fiziksel. Fiziksel olarak anladım. Belki iyisi nasıl olacak karakter. Çok merak ediyorum yani. Ya belki varsayım yapıyoruz. Görkem. Öyle yani Görkem. Tabii ki zaten burada herkes haklı kötü yorum yaptı ilk başta, bunu söyleyeyim. Genel olarak fan kitlesini düşünecek olsaydım zaten başında kötü yorumları gördüğümde yani bırakırdım ya da ilişkiyi ilerletmezdim. Zaten şu anda da hiç fan kitlesi olsun, sosyal medya olsun düşünmüyorum. Evet. Sadece kendi ilişkimi devam etmek için yaşıyorum. Zaten İlayda'ya da wow diyorum. Orada da zaten ilk başta İlayda'ya direkt seni seviyorum dedim. Benim zaten bunu söylemem kolay değil. Burada çoğu yarışmacıya da bunu söyleyeyim yani. Kolay kolay seni seviyorum diyebilen biri de değilim. Onu zaten dışarıda demiştim ilk başta İlayda'ya. İçeride de içimden geldiği için söyledim. Yani bu İlayda'ya da söyledim. Kim gelirse gelsin dedim. Yani güzellik algısından başka dedim. Sana karşı duygularım var. İlk başta bundan emin olsun. Fikrim, zikrim değişmeyecek. Fikrim de zikrim de İlayda. Bunu da tekrar da burada söyleyeyim. Gereken cevabı verdim. İlayda'lı zaten. Zaten bunları duymak için söyletmişti falan filan yani öyle bir şeyler. Hayır, ama merak ama ettim. Başka var mı ilişkileriyle ilgili? Beybat zaten gider gelir, Beyza gelir gider. Var mı Beyza'cığım söylemek istediğin bir şey? Öykü Hanım yani... Ayıp oluyor artık yani. Harbiden ayıp oluyor. Çok ayıp ediyorsunuz artık. Ya. İzin vermediniz ki yaşasınlar. Hani tam diyoruz ki hani kavga edeceğiz, şu olacak, bu olacak. Kavga bile edemiyoruz artık. Hani direkt gönderiyoruz. Biz zamanında o kadar izin verdik Öykü Hanım. Efendim? Zamanında çok izin verdik sizin ilişkiniz olsun diye uğraştık. Arkadaşlar ben burada 3 hafta duruyorum, 2 hafta yokum. 4 hafta duruyorum, 3 hafta yokum. Yani pek bende de bir şey belli olmuyor ki. Bat var mı söylemek istediğim şey? Vallahi Murat doğru söylüyor Öykü Hanım. Gerçekten de öyle ama bunu ayıp biz yaptık yani. Kendimize. Sana da ayıp. Maalesef ama bunu biz yaptık kendimize. Yapacak bir şey yok yani, arkadaşım buna doğru söylemiş. Evet olsun. Ben Murat'la Hira'nın aradayken çok tartışacağını düşünüyorum Öykü Hanım. Çünkü Hira bence böyle bir sıklığa alışık bir insan değil ve burada da ister istemez sıkı bir şeyler yaşıyoruz. Bir ve inat yoruluyoruz. Aradayken de bence çok eğlenme, böyle gezme, tozma, hatta şimdiden yolunu yapıyordu. Bungalov falan mevzuları vardı galiba. O arada Murat da ekstra yüksek olduğu için artık kıskanma seviyelerinde. Çok kıskanacağından dolayı Hira'yı ben sık tartışacaklarını düşünüyorum Murat'la Hira'nın. Murat genelde araya girdiğinde aşırı özlüyor. Bir kere buna alış. Ah yeter beni arama falan diyebilirsin. Değil mi? Biraz bunalabilirsin. Belki. Bilmiyorum. Bugün biraz konusunu açtım. Yine biraz tartıştık. Niye? Dedim belki arada dedim şeyler olabilir yani dedim. Çünkü onun da kıskançlığını görüyorum. Hmm. Kısıtlamasını görüyorum. Oğuz'a hak veriyorsun yani. Olabilir bir şeyler diyorsun. Ben olmamasını istiyorum. Bu size bağlı. Evet. Ama Öykü Hanım şöyle kısıtlama olayına giriyor ya. Hmm. Kesinlikle yüzde yüz haklıyım. Bilmiyorum bu konuyu konuştum gerçi ama şu an söylememde yeri midir bilmiyorum. Ben çok kısıtlayıcı bir adam değilim. Bence orada herkes de izin vermez ki ben zaten bir şeye hayır diyorsam gerçekten hayır olması gerek yani o. O bungalov olayıydı zaten kısacası. Arkadaşlarıyla işte bungalova gidecekmiz. Erkek falan da var. Ben öyle bir şey asla izin vermem. Arkadaşımın sevgilisi. Murat alkışlıyorum Murat. Murat haklısın Murat. Yok artık yok. Arkadaşlar Hira'yı kınayabilir miyiz? Asla.
Evet hanım biraz modernlik yani. Modernlik mi hiç de? Hayır ama arkadaşımın modern, sevgisi. Bayağı postmodern yani. Ama arkadaşımın zor. Sevgisi benimle ne alakası var? Ne? Arkadaşımın sevgilisi benimle ne alakası var? Aa yok ya. Öykü hanım kadroşuymuş. Ben çift olarak gelemeyeceğim için. Kendinde gitmeyeceksin. Aynen öyle. Yani sen tamam işte çiftleri baş başa bırak, senin ne işin var orada? E kardeşim falan da var hani. E ne yapalım? Büyük bungalov. Ha bungalov büyük, karşılaşmayız diye. Ay, ya öyle bir imkan yok. Bungalov böyle kapalı devre bir yer. Savunması da şu Öykü hanım. İşte tamam. Kız arkadaşı ve erkek arkadaşı geliyormuş. Kendisi kız kardeşi geliyormuş. Bir tane daha çocuk varmış. 15 yaşındaymış. Yani ben 15-16 yaşımda da yani biliyorum yani. Kendimden biliyorum yani 15-16 yaşında. Diyor ki ben 16'sında neler yapıyordum diyor Öykü hanım. Yani o yüzden o işi geçsin. Geçsin peki. Yani biz de karşıyız mesela. Ben de diyorum bu koku nereden geliyor? Beğendin mi? Çok yakışmış sana. Ben de kokumu değiştirdim ve bu koku beni seninle olan anılarımıza götürdü. Hmm. Hı-hı. Bu kokunun peşini hiç bırakmayacağım, emin ol. Bana uyar. Bana da uyar. Ben şey görüyorum Öykü Hanım, bu ilişkinin gidişatında belki aradan sonra görebiliriz. Bu ilişki tam tersine dönecekmiş gibi geliyor nedense. Nasıl? Hani böyle Hira kovalayacak, Murat kaçacak. Baskın taraf Murat olacakmış da Hira biraz daha kabuğuna çekilip tamam olurcu olacakmış gibi geliyor bana. Ne? Bana öyle geliyor. Sen bunu söyledin ya hayatta. Yani inat eder. Yani olacağı varsa da olmaz, ben sana söyleyeyim. Bana Murat söylediklerini yutmaya başladı şimdi. Hiç yani. Doğru yani. Peki, o zaman madem ilişkilerden devam ediyoruz, siz de çok tatlı tatlı duruyorsunuz da bu giyimleriniz, kıyafetleriniz, birbirinize karışmalarınız, İlayda ve Görkem. Görkem gene bir böbrek dekoltesi var bizim artık. Ciğerinin. Hiç ciğerimi deli veren aşkı görün dekoltesi, değil mi? Öyle bir durum. İlayda, senin de işte kıyafetlerin o bu. Yine bir tartıştınız. Ben de ayağa kalkıyordum neredeyse. Tamam, konuyu bir görelim. Aa, yayınlandı mı? Tabii, yayınlanacak. Konuyu bir görelim. Eyvahlar olsun. Vallahi. Ondan sonra bunun üzerine yorumlarımızı yapalım. Buyurun. Kıyafet güzel, çok kısa, o açıdan çok kötü. Alacağım arada daha düzgün şeyler. Tamam, alırsın. Ne güzel sabah eğlenmiştim, mutluydum. Ya aşkım ben günaydın da demedin bir şey, buraya geldim bir şey dedin. Günaydın da huzurumuzu bozmak istemedim. Unuttum bu arada, boşluğuma geldi diğer olayda. Hangi olay? O da zaten ondan mı bilerek yaptın? O da aşkım şeyine... nasıl bile, yemin ediyorum yani, boşluğuma geldi. Ben diyorum geldim. Ki şey diyorum, şey yapmayacağız. Bilmiyorum ileride şimdi, tamam. Uf, daraldım ya. Ya ne yaptın daraldın bu kadar? Ya bu kadar şu an darılacağın ne yaptın ben? Ne giyeyim? Tamam İlayda, tamam. Pregala bugün, pantolon giyemem. Tamam hadi Allah aşkına ağlama, tamam. Ya bıktım artık ben, ya çok sinirlendiğimde ya üzüldüğümde bir şeyleri yapmaktan vazgeçmenden. Saçma sapan şeyleri takıyorsun kafaya ya, dışarı çıkmıyorum. Dışarı çıkmıyorum, arkadaşlarım bir yere çağırıyor, gitmiyorum. Ben de gitmiyorum İlayda. Benim bir ilişkim var, gelemem diyorum. Ben sen ne istiyorsan İlayda, onu yapmaya çalışıyorum. Ben de gitmiyorum farkındaysan. Gidiyorsun, dün gittin ya, mesela. Tamam erkek. Dün gittin tamam erkek. Ama başka bir yerde kaldın sonuçta mesela. Bir şey dedim mi sana? Seni bunaltmamaya erkek. Çalışıyorum. Etek boyu yok onu yaptın diye gelip bana burada ben bıktım, yok ben işte istemiyorum. Bıktım. Öyle dedin, bıktım artık sen. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ya, bıktım demedim. Dedin, daraldım dedin. Daraldım dedim. Evet, bu durumdan dolayı daraldım, anladın mı? Yok hayatım, yok ya şu an. Tamam, tamam böyle ağlama, tamam seni böyle görmek istemiyorum. Arkada da çalan şey. Evet, devamında güzel tatlı tatlı barıştınız ama yani bu çok bunlara çok takılıyorsunuz.
Sandık geldi. Ben bu sözleşmenin maddelerini merak ettim. Nefes alabilmek mümkün mü? Var mı yani? Yasaklamıyorsunuz Ölke inşallah. Hanım. Eteğini değiştirdi gitti. Eteğim yani eteğim gerçekten biraz ben de otururken rahatsız olduğum için de değiştirdim ama çok kıskanç. Benden daha kıskanç birini ben hiç görmemiştim. Benim en sevdiğim şey insana kendi zehrini tattıran ilişkiler. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Tartışıyoruz. 5 dakika sürüyor tartışmalarımız ama o tartışma esnasında çok yükselebiliyoruz. Ben dikkat etmeye çalışıyorum ama olmuyor. Şimdi her gün değişik kombinler yapıyoruz. Bir tarzım var, bir dolabım var. Alışveriş yapalım diyor ama şu an nasıl alışveriş yapacak bana öyle bir vakit yok. Biz de bölümleri böyle böyle çektiğimiz için yetişmek çok zor. Çok zor hayatınız yani. Yani Öykü Hanım ancak aradan sonra ona da şundan dolayı dikkat edeceğim. Çünkü o da benim ona söylediklerime dikkat ediyor. Gerçekten arkadaş ortamını değiştirdi. Haftada 5 gün çıkan Görkem haftada 1 gün çıkıyor. Onda da gittiği arkadaşlarını biliyorum. Nereye gittiğini biliyorum. Hiçbir şekilde bir kız arkadaşıyla oturmuyor, görüşmüyor. Keza ben de öyle. Karşılıklı yaptığımız için ve huzurluyum da açıkçası. Huzurlu olduğum için batmıyor ama bazen çok abartıyor. Bugün de, dün de bilmiyorum. İnşallah ortak yolu bulabiliriz diyorum ben. Sözü ona bakıyorum. Ya ben başında da belirttim. Ben bu konuya çok takan biriyim. Yani bir kere dediysem hani tamam tolere edebilirim. İki dedim, üç dedim, dört dedim. Bir de madde olarak yazdık bunu. Giyim kuşama dikkat edilecek diye. Ama o madde hiç görünmüyor gibi. Yani İlayda ertesi gün gene geliyor, gene çok kısa. Ertesi gün gene geliyor, gene daha da kısa. Yani bu artık nereye kadar gidecek? Bu sorunun ortadan kalkmasını istiyorum ki önümüze bakalım. Ondan dolayı daraldım dedim. Yoksa ilişkiden daraldığımdan değil. Yoksa ilişkimiz gayet güzel gidiyor. Umarım bu sorun ortadan kalkar. Bir de başka kıskançlıklarımız da var. Umarım yani onlar çok da... kıskançlığınız var. Neler neler çok saçma ayrıca. Sen gittin, ben gittim. Sen gidersen ben de giderim. Sana hayır olan bana niye yasak? İşte sana hayırsa sana da of çok yorucu. Ya biz sizin kavgalarınızı izleyeceğiz. Şu anda çok yükseksiniz birbirinize onu anlıyorum ama o tartışmalı hararetli zamanları da geleceğiz. Ne kadar yakınsanız o kadar da uzağa gideceksiniz tartışmalarda. İnşallah gitmeyiz. İlgör değil mi? Evet İlgör. Tamam artık şakayı bitirdik. Ciddi ciddi İlgör'le. Takılıyoruz. Peki o zaman podyumu size alalım mı? Buyurun. O zaman yürüyorsunuz. Evet. Sonra konuşuyoruz. Birbirinize bir şey söyleyin ondan sonra tamam. Yürüyün. Aa tamam. Önce... İlk başta o zaman hanımefendi başlasın sonra ben başlayayım. Hadi, hadi başlıyorum. Evet. Heyecanlandım. Geçen Kırmızı Oda'da konuştuğumuzda da söylemiştim. Başımı omzuna yasladım, kötü günler geçti diye. Hayatımda ilk defa kendimi yalnız hissetmiyorum. Bir güç var arkamda. Başıma bir şey geldiğinde aradığımda açılacak bir telefon var. Yalnız yaşıyorum biliyorsun ama artık seninleyim. Telefonda seninleyim, burada seninleyim. Bana sadece erkek arkadaş değilsin, abi gibisin. Baba gibisin. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki girdin hayatıma. Sıra sende. O zaman sıra bende. Ben buraya geleceğim zaman böyle bir ilişki yaşayacağım ya da böyle bir duygular hissedeceğimi bilmiyordum. Bunu sen bana tattırdın. Umarım buradan sonra da daha ciddi şekilde kendi ailemizi kurarız. İnşallah. Daha da ileriye gideriz. Benim sana duygularım hiçbir zaman azalmıyor, ekstra olarak artıyor. Ne kadar dışarıdan farklı gözükse de. Ben seni gerçekten seviyorum İlayda ve gerçekten kaybetmekten korkuyorum. O yüzden seni çok kıskanıyorum. Umarım senin bu çocuksu hallerini ileride çocuklarımızla birlikte görürüz. Bravo! Ay çok güzel, hadi bakalım. Podyum size. Hadi gel. Siz sarılınca ayrılamıyorsunuz yani evet, lütfen. Evet, bir uyarı şart. Vaktimiz yok, hadi. Müzik gelsin, başlayın bakalım. Çaylar. Ben mi başlayayım? Tabii tabii. Ne kadar önceden daha çok destekçim olsa da...
Umarım... Küsenler geri gelin diye. Umarım bana darılıp bana küsenler bu bölümleri izledikten sonra birimiz olan sevgimize, aşkla giden yolumuzu gördükten sonra umarım geri gelirsiniz. Umarım 30 bin nefretinden değil de 30 bin bizi destekleyen kişi olur ve İlgör ailesi birlikte büyür. Çünkü biz gerçekten kendi ailemizi kurmak istiyoruz ileride Allah nasip ederse. Sizler de bu aileye bir destek çıkın. Bir el atın be. Ben mi? Ben ne diyeyim? Umarım şu an bunlar yayınlandığında artık biraz da olsa bizi seviyorsunuzdur. Gerçekten sana çok değer veriyorum. Bu yüzden dışarıdaki olumsuz şeyleri takmamaya çalışıyorum. Benim verdiğim mücadelenin 10 katını Görkem veriyor. O yüzden sizi seviyorum, teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Bravo! Bir de birazcık daha uzun giyinsin arkadaşlar. 'Kraliçem başını öne eğme, tacın düşer. Zirvedeyim ama. Nasıldı? Ay çok güzeldi ya. Anlat bir kendi yani hoşuna ya gitti mi, zaten beğendin zaten biliyordum böyle bir şey yapacağını. Zaten demişti ki kırmızı elbiseni giy, orada anladım. Kırmızı odaya gittim işte. Ama daha büyük bir şey bekliyordum. Yalan olmasın. Dur anlatma. Oğuzhan nasıl geçti kırmızı oda? Güzeldi gayet ama işte bu daha büyük bir şey bekliyorum moduna girdi. Bir görelim mi biz bu kırmızı odayı, bir görelim bence. Ay. Görelim. Neyse. Yani Dilara'nın Dilaralık yaptığını bir görelim, izleyelim. Ondan sonra yorumlayalım. Ama yapmasam da olmazdı. Tabii sen yapmazsan olmaz. Evet. Olmaz. Hadi bakalım bir görelim. Ya bu ne? Acaba? Açmam mı gerekiyor? Not mu yazmış? Ne yazmış? Aşkım. Ya aşkım ya. Ağlama, niye ağlıyorsun? Ne bu? Sevgili çekim. Evet. Nasıl, beğendin güzel mi? Evet. Çok... Sen papatya seviyorsun diye ortasına papatya yaptırdım. Evet. Bu şekilde de güller olmuş. Oldu. Çok güzel görünüyor. Sen çiçeklerin en güzeli. Sen dünya güzeli. Sen cennetten düşen bir parça. Sen etrafa neşe saçan kadın. Benimle sevgili olup hayatıma güzellik katar mısın? Tabii ki aşkım ya. Takayım mı ben onu? Öyle değil, öyle takmayacaksın. Sen tak, nasıl takacaksın? Şöyle direkt üstten tak. Üstten. Şöyle tak. Böyle mi? Tam bir sultan oldun şu an. Bu böyle oldu, bu kadar oldu. Bu da güzelmiş yani, güzel. Ben beğendim. Tatlı, hoş. Sen de güzel bir elbise, ben de güzel bir elbise giyeyim. Boşuna hazırlandım bu kadar. Dandik bir sürpriz için. Gerçekten ciddiyim. Bu odayı daha güzel değerlendirebilirdi. Niye senin yerine bunları ben düşünüyorum, sen düşünmedin? Ya bu kadar aceleye getirecektin madem, keşke hiç yapmasaydın. Çok kötü. Sağlık olsun. İyi, çok, tamam. Çok kötü. Gel gel, şaka yaptım, şaka yaptım, şaka yaptım, gel. Şaka değil, bunu çok uzattım. Aşkım oldu. Yemin ederim ki şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım. Çok ya gel. Bunu. Şaka yaptım. Sen kalkmasaydın ben sana diyecektim şaka. Çok uzattın ama, böyle bir şaka olmaz. Ama diyorum yine de bu kadar küçük bir şey beklemiyordum açıkçası. Bir öncekiler dediğim her şey şakaydı da hani gerçekten bu kadar basit bir şey beklemiyordum. Ama yine de çok teşekkür ederim. Bu da mı şaka? Yo, bu gerçek. Çocuk artık ne uğradığımı şaşırdı ya. Oha. Ay ya, niye böyle şeyler yapıyorsun? Bir şey diyeceğim. Beni bilen biliyor zaten. Önemli olan olsanın benim gerçek duygularımı bilmesi. Söylemesem çatlardım yani, içinde kalacağını. Koltukta söyledim. Ama gerçekten daha büyük bir şey bekliyordum. Hayatım, biz yükselttik beklentiye, ama haklısın. Evet yani. İşte. Yani bir de çok uzun zaman geçti uzun ya. Zaman evet geçince, bir de 100 bölümdür evet bekliyor kız yani. Böyle hissetmek de normal, haklı ama yine de tabii... Yani en azından anlamlı bir şey var yani, ne bileyim sultan taç falan.
Evet. Ama gene, tacı gördükten ama sonra. Ama kısmet olur tarihinin gördüğü, bu evin gördüğü en güzel, en görkemli taç senin kafanda evet, şu anda. Evet, işte. Bu her daha iyisini tarzı. Görmedi burası. Evet. Evet. Bu arada Oğuzhan'dan özür diliyorum öyle konuştuğum için. Evet, çok ya üzülmüş. Oğuzhan'a gerçekten ben de çok üzüldüm. Modu çok düştü. Kalbi ya işte Dilara'yla olmak da kolay bir şey değil. Çat diye tokatlıyor kırmızı odada. Ne yapsın adam yani? Ya yani Öykü Hanım hiç alışık olmadığım bir karakter bir çat. Yani öyle bir hareketleri var ki şok oluyorum. Yani bir şeyler konuşacağım, konuşamıyorum yani. Yani ne konuşsam acaba? Çünkü çok farklı cümleler kuruyor. O anda mesela ben romantik bir insanımdır normalde. Hmm. Gerçekten duygusal bir insanımdır. Ama bunu dışarıya çok yansıtmam. Sevdiğim kadına karşı yansıtırım. Adam damardan girmiş sultanı falan anlatıyor. Ben gerçekten normalde ilişkilerimde mesela şurada beklediğim şey tamamen duygusallık, romantiklik. O bende yok ki. Böyle şakalar falan hiç alışık değilim. Daha önceki ilişkilerimde de hiç böyle olmadı. Böyle şakalar olunca şok etkisi yaratıyor bende. Mükemmel ya. Yani gerçekten çok şey oldum. Hani çekip gidecektim. Şaka makaydı da ortamı bozmamak için. Yok vallahi o şakaydı. Gerçekten aşkım. O yüzden kaldım yani. Yoksa şair, başka bir yerde şair olsa... ruhlu adama Odun Hatun şoku. Evet. Ama yok çok üzülmüş ya. Üzülmez mi hayatım? Evet. Ne kadar acımasızım. Özür dilerim. Dilara olsan için biz kırıldık be. Sonradan fark ediyor işte yaptığını. Yok şakayı birazcık ağır yapmışım. Her zaman öyle Öykü Hanım zaten. Sonradan bak, fark hep ediyor. Öyle. Ya. Hep öyle değilim. Arada normalleşiyorsun ama çok ilişkide hadi böyle yapmak güzel oluyor. Kalkın hadi birbirinize bir şeyler söyleyin şurada. Tabii bir aksilikler oldu bugün. Gelen normalde başka bir yerde yapacaktım. Kırmızı odada yapma fikrini İnşallah aldım. İnşallah telafi edersin. Telafi etmem artık bu şakadan sonra diye düşünüyorum. Neyi? Sen zaten sonra. O basit cümlesine kelimesine takılacaksın yani. Ben iki ay boyunca şimdi kavga etmeyin şurada yürüyün. Bunun lafını nasıl yapacağım belli değil. Ya bir kavga etmeyin evet. De bismillah ya. Aşkım gel sen. Birbirinize bir şey söyleyin sonra. Ha. Tamam ben sen bir şey söyle. Ben şu an onu söyleyecek modda değilim. Aa yok öyle. Gel ben seni moda sokacağım. Çünkü ben de şu anda. Biraz romantizm Dilar. Bir dene bakalım. Biz hep olsanız zorluyoruz. Biraz da sen dene. Bir de gelin çok heyecanlı. Heyecanlanacaksın yapacak bir şey yok. İlk sen konuş ama. Ne konuşayım? İlk sen söyle duygularını. Seni gerçekten çok seviyorum. Hayat... Ay sonunda. Ya bir romantizm. Tamam bir aşkım hadi tamam valla gülmeyeceğim. Gülme Allah aşkına. Tamam. Ya. Ha, kaçtı Lara, şimdi bir bak dur. Ne güzel o moda girmiştim şu an tamam, kaçırdım moda mesela. Moda girmene gerek yok ki beni her gördüğünde böyle mutlu olman gerekiyor. Seni gerçekten çok seviyorum. Dertli sıkıntılı hayatıma neşe kattın. Çok farklı bir auran var. Bu ağrına tutuldum. Bu yüzden zaten böyle kopamıyorum senden. Seni bırakamıyorum. Çok farklı bir insansın. Çok farklı bir çarsın. Ama böyle olman da bir yandan hoşuma gidiyor. Çünkü ilk defa böyle bir kadınla karşılaşıyorum. Ve sıkılmıyorum seninle beraberken. Eğleniyorum, gülüyorum. Ama çok kızıyorsun. Normalde bana. Ciddi bir hayatım var. Normalde standart. Bir hayatım vardı. Onu biliyoruz. Fakat sen hayatıma neşe kattın. Gözlerimin içine bak. Hayatıma girdiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sultanım. Rica ederim. Evet sıra Dilara'da. Hadi evet, bakalım. Evet ben de şimdi. Seni çok seviyorum. Beni tekrar aşka inandırdığın için çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum, bu kadar. Bu kadar mı? Bu kadar ya, çok utandım. Utandı, olsun, olur. Evet, çok utandım. Hazır mısınız? Hazırız, buraya döndükten sonra yürüyün, ha. Döndükten sonra Dilan'a mesajınızı verebilirsiniz. İlk ben yürütmüştüm evet yaşa. Ya. Evet ilk sen yapmışsın. Yine orada oturuyordun her zamanki gibi. Evet buyurun. Dilhan ailesi özellikle kızlar istediğiniz oldu. Bakın sevgili teklifini aldım 2 ay sonra sonunda. Bir de kırmızı elbise giymemi istemişlerdi. Kırmızı elbise de giydim sizler için.
sizleri çok seviyorum. Evet, ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Dilhan ailesi bu zorlu serüvende, inişi çıkışlı ilişkimizde bizim her zaman yanımızda olduğunuz için size çok teşekkür ederiz. Bizi asla yalnız bırakmıyorsunuz. Bunu görüyoruz, bunun farkındayız. Sizleri çok seviyoruz, iyi ki varsınız. Çünkü bizimlesiniz, her zaman da bizimle olacaksınız. Buyurun, yerinize geçebilirsiniz. Ve Aynur ve Berke, podyum sizin, buyurun. Kız. Öykü Hanım, önce yürüyelim mi sonra ben... Nasıl istersiniz? Önce bir genelde birbirinize söylemek istediklerinizi söyleyin. Tamam. Şimdi... Tamam. Ben dün bir video paylaşmıştım biliyorsun. Orada diyor ki bana sabretmeyi öğrettin. Aşkı öğrettin, sevmeyi öğrettin. Evet. Aşkın yolunu, yordamını öğrettin diyor. Bir de şey diyor. Sayamayacağın kadar öpücük, yıldızlar kadar öpücük diyor. Milyonlarca yıldız var ama bir tane ay var. Sen de benim dünyamın ayısın. Bir tanesin, gecelerimi aydınlatıyorsun. Seni seviyorum. Versin ne diyeyim ki? Çok gerekiyor. Güzel bir şey söyledin çünkü. Evet. Bence de güzel diyor kendim. Bence de sen iyi ki varsın. Ben hiç anlamam böyle şeylerden. Olsun olsun. Benim tanıdım şu an. Çünkü sen çok güzel bir şey olsun, söyledin ve değil. Ben böyle kaldım. Keyfine bak, istediğin gibi. Ben de bakmıyorum sana, hatta utanma. İyi ki bu evde seninle tanıştım ve şu an senin yanındayım. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Buyurun, podyum size. Sonra da Beray'a mıydı? Beray değil Beray, mi? Evet, Beray'a. Evet, mesajlarınızı iletin lütfen. Buraya dönüyoruz. Bir şeyler söylememiz gerekiyor. Evet. Bunu da ben söyleyeyim tabii ki. Belki. Hayır, sen utanıyorsun. Sen bir sözcümsün. Evet, ben sözcüyüz. Biz sözcü de olduk Öykü Hanım. Son zamanlarda Türkiye'de çok fazla Beray etiketiyle paylaşımlar yapılıyor. Fakat son günlerde gördüğüm kadarıyla Almanya, Dubai, Fas bunlardan da çok fazla hesap açıldığını görüyorum. Bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Hepimiz öpüyoruz. Peki, senin var mı söylemek istediğin bir şey? Yok. Beray'a? Ben de sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sizi öpüyorum. Peki. Sizi de yerinize alabiliriz. Teşekkürler. Buyurun efendim. Evet, bir başka çiftimize geçelim mi? Fergiz. Gisfer. Gisfer misin? Fergiz. Gisfer arkadaşlar. Bayratçığım. Buyurun Ökay'ım, buyurun. Sen niye hüngür hıçkırık ağladın? Duygulandım o an biraz ya. Böyle her şey birden geldi. Hmm. Ondan sonra... Hayır. Yine ağlıyor. Bebeğim. Benim koca oğlanım. Ya çok tatlı teselli ediyor. Ay, yemin ederim benim erkek versiyonum. Niye? Bir daha koca oğlum desene Allah aşkına, bu bağırarak lütfen. Ne? Koca oğlum diye bağır. Big boy işte, koca oğlanın. Murat, yapma bana bunu. Peki. Aradan ötürü. Sizi şöyle ortaya alabilir miyim? Tabii. Tabii. Nereye? Buraya mı? Şöyle gel, Berke'yi geçin oradan.
Şu Ferhat, ararsın görüntülü İzmir'de. Belki iyi değilsen çıkabilirsin. İyi olur iken. Tabii, bir, hadi bir çık gel. Tamam. Şimdi kırmızı alıya geçebilirsiniz Ferhat'cığım. Hadi gel. Kırmızı alıya doğru geçebilirsiniz. Tabii tabii. Ne oldu? Ne zaman? Şimdi mi? Ya bugün. Siz oradayken izleyelim mi? Okay. Siz oradayken. Yok izlemeyelim. Ama izleyelim görelim ya. Tamam o zaman izleyelim. Hadi izleyelim. Neredeydik? Ev ya Ferhat niye ağladı biz merak ettik. O, o anı onu mı bence gördüm? Görelim istiyoruz. Görelim. Hadi görelim. Her koşulda ben senin yanındayım istersek bir sene görüşmeyelim. Ben seninleyim. İlişki aşk böyle bir şeydir Ferhat. Bir aylık mı şey yapacağız, bitireceğiz ilişkimizi? Saçmalama ben öyle bir kadın mıyım? Gözüm senden başkasını görmüyor. Ferhat, kötü hissettin mi beni? Bir şey mi yaptım kıracağım? Ne oldu bebeğim? Ne bozdun orayı? Ne yaptın içine? Yanımdayım. O korkuna işte beni mahvediyorsun. Ben aslında niye? Bir ama seni neden terk edeyim durduk yere? İnsan insanı durduk yere bırakmaz ki. Biz şakasını mı aileleri konuşturuyoruz? Ben oldu bugün anlamıyorum. Hayatım ya. Ferhat saçmalama. Asla seninle sıkılmam. Asla buna emin ol. Sıkılacağım en son insan sensin. Ben seninle yaşlanmam diyorum. Sen ne diyorsun? Tabii tamam. Tamam. Ferhat, başka bir şey mi doldun bilmediğim? Bir şey mi oldu? Anlat bana bak, çekinme. Ferhat, anlat hayatım. Sadece bu mu? Araya gireceğimiz için mi sadece? Niye bu konuda bu kadar tedirginsin? Her şeyimi kaybettim, her sevdiğim insanımı kaybettim. Anneannem gitti, rahmetli oldu. Arkadaşımı, en iyi arkadaşımı kaybettim. Yine kaybettim, işte seni kaybetmek de istemiyorum. Bebeğim kaybetmeyeceksin, sakin ol. İnsanlar gidebilir, insanlar vefat edebilir. Yani bu acıyla yaşamak çok zor, kayıp acısıyla yaşamak da çok zor biliyorum ama böyle bir şey olmayacak, sakin ol. Gel bana, sarı bana. Gel ben seni iyileştireceğim, gel. Gel benim koca oğlanım, gel. Big boyum benim, gel. Oh. Ya. Evet, o son çok tatlıydı, çok. Gıdıkladığım yer de vardı, gülsün diye. Ferhat'cığım ne oldu? Niye öyle bir anda dedim işte, aşk ya, acısı çökmüş yani. Ya Gizem'i çok seviyorum, bayağı çok seviyorum. 3000 kilometre geride bıraktım, gelişimde gerçekten inanın bana çok zordu. Bayağı bir zorluk çektim böyle gereken yolda falan filan. Ondan sonra düşünüyordum böyle bazen, aa gideceğim şimdi ya olmazsa, bir şey olmazsa, kimsenin tanışmazsan boş boşuna bu stresi yaşadım. Boş boşuna 3000 kilometre geride bıraktım, her şeyimi bıraktım. Aslında o niyet, hani o düşünceye geldim daha doğrusu. Hiç aklımın ucundan geçmezdi Gizem'i tanışacağım ve bu derece tanışacağımı. O yüzden çok mutluyum Gizem'i tanıştığım için. Bir de işte birkaç sene önce anneannemi kaybettim. Anneannem benim için çok çok aşırı derece teşekkür ederim. Büyük bir anam vardı. Onunla büyüdüm falan filan işte. Annemden sonra anneannem de, hatta bazen anneannem bile annemden önüne geliyor. İşte bazen de böyle resimlere bakmamaya çalışıyorum. Çünkü üzülüyorum. Böyle arada ziyaret eder sevdiklerimizi kaybetme korkusu. Çok normal. Elim bir gün yanlışlıkla kaydı telefonda. Yukarıya anneannemi gördüm. O kadar kötü oldum ki. Sonra onu düşündüm bütün gün. Sonra işte dedim yarına son çekim, ondan sonra araya gideceğiz. Dedim bir de Gizem beni bırakırsa, dedim Ferhat, sen bittin ya. Öyle kalmak istemedim. Bebeğim. Çok iyi bir arkadaşımı kaybettim. Yine oldu bu olay. Yani bizi seven kaybediyor yani. Daha doğrusu ben sevdiğim kaybediyorum böyle teker teker. Hayır. Çok, çok kötü. Yani gerçekten çok duygusal bir adamsın. Ama bir o bazen kadar düşünüyorum, duygusal mı olsaydım, yani doğru mu bu karar, taş gibi olmaya adım diyorum ya Ulu Kaya, keşke gerçekten böyle kayan gibi olsaydım, hiç ağlamasaydım, hiç duygusal tarafımı göstermeseydim. Yok bilmiyorum Öykü Hanım, böyle sen, kendimi güçsüz sen, çocuk gibi hissediyorum. Hayır. Hani siz diyorsunuz ya, bir kere sen Murat'la kusura bakma bir kavgamız oldu, siz demiştiniz bu çocuğun elleri silah gibi, benim ellerim silah gibi değil, elimde gül taşıyorum sadece insanlar görmüyor. Ben öyle bir insanım. Ben bugüne kadar kimsenin kalbini kırmamak için o kadar çaba gösterdim ki kendi kalbimi kırıyorum diyorum. Aman
Aman canım, bu insanın kalbi kırılmasın. O kadar dereceliyim yani. Çok üzülüyorum. Ne ben de bazen düşünüyorum bilmiyorum. Böyle. Keşke canım böyle duygusal olmasaydım. Ama güzel bir şey. İnanmıyorum kanım, güzel mi kötü mü bilmiyorum. Yani bu, siz bilirsiniz onu. Ya seni dengeleyecek bir sevgiye ihtiyacım var. O da bak Gizem yanında. Ya o yüzden çok mutluyum bir şey Gizem'in yanında olmasının. Dediğim gibi yani aklım ucundan geçmezdi böyle bir olay yaşayacağımı, bu dereceye geleceğini. Senin bu duygusallığını, sevgini suistimal edecek biri de olabilirdi ama bak ne kadar güzel aynen. Sahipleniyor ve sarılıyor sana. Çok mutluyum sana. O yüzden tabii ki. Ben her koşulda yanındayım. Teşekkür ederim aşkım. Hata yapsam bile hatanı anlayacağım, düşüneceğim. Seni hemen bırakmayacağım. Bak her koşulda yanındayım. Ki hatan olmayacak, buna da eminim. Benim de olmayacak. Bizim ilişkimiz çok farklı bir ilişki. Enerjimiz çok farklı. Birbirimize destek olacağız. Ve sen enerjik bir insansın, pozitif bir insansın. Böyle kötü şeyleri aklımıza getirmeyeceğiz. Anlıyorum, seni en iyi ben anlıyorum. İstediğin zaman da arayabileceğini biliyorsun zaten. Arada. Sayılı gün, çabuk geçer. Evet, aradan çok... Ya ben... Hepiniz için öyle evet. Tabii ki. Babama da gitti birazcık bu kadar arayı önemsemiz. Hoşuma da gitti. Yani... Günde iki kez spor yapsam, sporun arasında 10 saat konuşsak aslında çabuk geçebilirim. Ya Ferhat. Peki. Hadi toparlanalım biraz. Evet, daha ayrılığa vakit var daha yani. Öyle mi diyeceğim? Gözlerim kırmızı kırmızı. Herhalde ne olacak ki? Senin gizlin saklın da yok. Evet, sen kocaman dev gibi bir adam ama böyle minnoş bir kalbi var. Yani gerçekten hani olmasaydı bu kalbi böyle sevmezdim. Gerçekten senin bu duygusallığın, o temiz kalbin beni sana bağlayan şey aslında bu. Evet, fiziksel özelliklerine bayılıyorum ama kalbine aşığım. Ya, buna emin ol. Bu güzeldi. Ya senin de böyle yani güvenebileceğin, evet. Saf ve sana iyi gelecek, seni iyileştirecek, yaralarını saracak bir sevgiye ihtiyacım var. Evet, hiçbir erkeğe bu denli güvenebileceğimi ve bir erkeğin bu denli duygusal olabileceğini hiç düşünmezdim. Gerçekten bana bu duyguyu yaşattı. Bu ön yargıyı kaldırdı. Bir adam, böyle bir adam, böyle güçlü bir adamla duygusal olabiliyormuş. Bak gördün mü? Hazır mısınız? Hazırız. Birbirinize efendim. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben söyledim. Evet, benim sen söyle istersen. Dediğim gibi o kadar mesafe bıraktım arkamda. Düşünmeden geldim buraya. Aklım ucundan geçmezdi seni tanıyacağıma. Hani diyordum ya 99,9 seninim. Seni yapıyorum. Onu kaldırdık Ökhan'ım. %100 seninim. %100 istediğini yapacağım. Seni ömrüm sonuna kadar seveceğim inşallah. Ya. Bravo Ferhat. Benim koca oğlanım. Hadi yürüyelim. Yürüyelim. Buyurun, podyum sizin. Şimdi böyle yürüyeceğiz yoksa? Böyle havalı havalı. Havalı havalı. Havalı havacık havalı. Gizfer ailesi. Evet. Gizfer ailesine seslenmek istiyoruz. Bizim gibi enerjik olduğunuz için, bizim gibi ön yargısız olduğunuz için sizi çok seviyoruz. Desteklerinizi sürekli bekliyoruz. Ve Ferhat'ı benden çok sevmeyin. Ferhat'ı benden çok seviyorlar. Ben onu de, fark ettim Elkan Hanım. Sen de konuşma. Ben de aşkıma üç kez katılıyorum. Gizfer ailesine asıl Ferhat aynen. Kurdu. Teşekkür ederim aşkım. Yok senin sayende bunlar oldu. Hepinize selamlar, saygılar. Kendinize çok iyi bakın. Sevdiklerinize çok önem verin. Bu hayatta en önemli şeylerin biridir. Ona sağlığınızı düşünün. Birisi fasa fiso zaten. Aşkımı çok seviyorum. Ben umarım onu hep yalnız olursunuz. Biz Gizferiz, hepinizi severiz. Bravo, bravo. Peki, yürümeyen çiftimiz kaldı mı? Beyza'yla bak yürümedi Öykü Hanım. Yürür mü Beybat? Biz arkadaşız Öykü Hanım. Yürüyün yürüyün. Şöyle o zaman. Berk'le Leyla yürür mü? Bayılayım. Teşekkür ederiz Öykü Hanım.
Yürümez mi Berk? Leyla da istemiyor. O zaman Bat da Beyza. Ben yürürüm. Beyza? Ben hadi yürü ya. Hadi. Hadi gideceğiz zaten bugün. Ya demeyin şöyle ya. Evet, buyurun. Hemen hızlıca. Şöyle elini tutayım bari. Şu an her ne kadar duygularımız yoğun olmasa da, hatta duygularımız olmasa da, bir yerlerde bir şeyler var, bunu biliyorum. Buraya geleli 98. bölüm oldu sanırım. Yani buraya geldiğimden beri sadece ilk günden bugüne kadar Beyza dedim, başka bir şey demedim. Hep Beyza, 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 yani başka biri olmadı. Bundan sonrası ne olur bilmiyorum ama seni tanıdığım için gerçekten mutluyum. İyi ki varsın. İyi bir hanımefendisin. Bravo Bat! Yani bazen beraber çok güldük, beraber çok dağladık, çok kırdık birbirimizi. Çok toparladığımız zamanlar da oldu. Ama sonunda toparlayamadık. Toparlayamadığımız için ikimiz için de üzgünüm. Çünkü bir ilişki biterken iki tarafta kazanmış olmuyor, iki tarafta kaybetmiş oluyor. İkimiz de aynı anda kaybettiğimiz için gerçekten çok üzüldüm ben de. Gerçekten kırıldım. Bir şeyler devam etsin, mutlu olalım. Ağlayarak izlediğimiz mutlulukları gülerek yaşayalım isterdim. Yani sonunda ne olur bilmiyorum ama bana yaşattığın güzel şeyler için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlısı ve gülüm diyelim o zaman. Harcıyorum o yayın. Allah razı olsun ya. Allah şöyle verelim. Hazır mıyız? Hazırız. Aa, bu nasıl bir uyum ya? Gerçekten çok iyi görünüyor. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederim. Müzik gelsin. Beybat. Vallahi Beybat ne kadar azınlıkta yani... olsanız ufak bir kısım var. Ne biliyorum. Çektirdiniz be Beybat'a? Gerçekten. Özellikle Twitter'da Mavi diye biri var. Bilmiyorum nasıl biri, hanımefendi mi, beyefendi mi. Teşekkür ederim. Gerçekten bizden daha çok emek veriyorsun bizim ilişkimiz için. Yani bir aşk görmek istediniz. Bunu gösteremedik. Bundan sonra ne olur bilmiyorum ama gerçekten destekleriniz için teşekkür ederim. Yani sizi çok mutlu edemedik, çok güzel bir aşk yaşatamadık. Çok bizim için üzüldüğünüz zamanlar da oldu. Sizi üzdüğümüz için özür dilerim. Her şey için özür dilerim. İnşallah her şey ikimiz için de çok güzel olur. İnşallah. Bravo. Yerinize geçebilirsiniz. Yani bence yürümeyen kalmasın. Siz de yani arkadaş olarak Berk ve Leyla yan yana bir yürürsünüz ya. Canım benim ayağımda. Yürümeyen kalmasın. Ya bırak Berk ya. Hadi. Yürümeyen kalmasın. Ya el ele kol kola yürüyün demiyoruz. Sadece yürüyün. Bak onu, bunu söylemeyecek yani. Ya yürümeyen kalmasın hadi. Haydi. Kimse bir anlam yüklemeyecek tamam. Ne güzel giyinmişsin Leyla. Aa ne güzel pastel pastel uyumlar da nefis. Herkes kendi gibi yürüsün işte. Hey beyler arkada gülüşmeyin. Evet. Hazır olduğunuzda müzikle beraber yürüyebilirsiniz. Kol kola mı gireceğiz? Ne girin ne var canım o kadar da değil. Berk. Bravo. Hiç alışkın değilim bu kola. Aman koşun koşun koşun. Teşekkür aman ederim. Koşun. Teşekkür var mı söylemek istediğiniz bir şey? Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Peki bari yerine eşlik et. Eşlik et Berk. Bak mesela. Etmiş gibi oldu ya kendim. Teşekkür ederim. Yani, Allah. Alıştım dişim, artık bu kaç günde ben. Dişimiz al Leyla'cığım. Ah kadersizim. Evet. Peki arkadaşlar hazır mıyız? Evet. Gerçekten mi Ferhat? Evet. Votun 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 o zaman. Hadi bakalım. Oy vereceksiniz. Ya Murat bir hasret taklidi yapsın. Yok, hayır. Murat. Hayır. O zaman hadi oylamaya geçiyoruz anonsu yap.
Öykü Hanım yok yapmıyorum. Hadi ya. Teşekkür ederim. Yok, Öykü Hanım biz böyle şeyleri çok sevmiyorum. Hayır, oylamaya tam geçiyor anonsu yapıp vakti, yapmanı Murat, istiyor. Ama işte öyle birden bak, olmuyor. Harbiden tam vakti lan. Yere göre olmasın. Harbiden tamam hadi. Belki iyi misin? İyiyim Öykü Hanım. Ne olmuş, şekerim mi düşmüş? Tuzlu yoğurt yedim bir. Ha, tansiyon var. İyi misin? İyiyim. Kendime geldim biraz. Tamam, hadi bakalım. Yorgunum. Evet, söylüyor musun? Yok. Peki izin vermedi zaten Hira. Vay be, hanımcılığa bak. Sevgili izleyiciler, malumunuz şimdi koruma oylamamız var. Erkekler evi bir kadın yarışmacıyı, kızlar evi de bir erkek yarışmacıyı koruma altına alacaklar. Oylamaya başlıyoruz. İlayda. Oscar Tom Görkem. Dilara. Hanım. Rümeysa. Kaan. Beyza. Dilara için olsam. Nihle. Oğuz. Giza. Dilara için olsam. Aynur. Dilara için olsam. Oğuzhan 4. Hira. Dilara için olsam. Buse. Diloş'um için olsam. Oğuzhan 6. Leyla. Sultan hanımefendinin hanına veriyorum. Oğuzhan. 7 oyla kızlar ortak karar vermişler belli ki. Oğuzhan'ı koruma altına alıyorlar. Dilara beklemiyor muydun bu sonucu? Ben mi? Evet ya. Allah teşekkür et o zaman arkadaşlar. Ben de başkaları için koruma... daha fazla bekliyorum. Ha evet, daha fazla bekliyorum. Aynen. Da. Ha. Ya neyse, o zaman istemiyorum. İlayda'ya, Nihle'ye ve Rümeysa'ya şaşırdın. Yok, Rümeysa da iyi yok, değil. Yok ben zaten hayır, dedim ben... Oğuzhan'ı alalım korumaya. İlayda sevgili olduğunu söyle. Sonra yok ben söylerim dedim. Ama şimdi hani herkes söylüyorsa gerek yok, yanlış anlaşılmasın diye söylemedim. O sıkıntı yapmadı beni yani. Için söylemiştim. Bak, bu güzel hareket. Evet. Tebrik ederiz. Yani böyle arada falan kalırsa söylerim, sıkıntı değil. Evet. Tam da bundan bahsediyoruz işte. Ben bir şey söyleyeyim. Evet Nihle'ciğim. Ben de daha önce biz Oğuz'la birbirimize söz verdik. O beni söylüyor. Ben onu söylüyorum sadece. Ve de yani bu zaten şey, onun şey çıkacağı belliydi. Evet, kişisel bir şey de yok. Aynı zamanda geçen hafta da mesela Dilara arkada konuşmamıza rağmen burada değişik isim vermişti. O yüzden oyun hani verilen hesap sorulmuyor demişlerdi. Bence yapılmasın böyle bir şey. Doğru değil çünkü. Senin için doğru değil. Ben senin için kendin kaç kez aynı Oğuz demişliğim var. Tamam, kavga etmeme rağmen. Eğer neyse, konuyu kapatmak istiyorum ya. Zaten. Bundan sonra sizden ricada bulunmayacağım zaten. Geçen hafta da sen aynısını yaptın. Oldu zaten. Sonuçta anlamadım. Ben yapıyorsam da karşılığını soruyorum. Kritik olsaydı verirdim. Gün alırsın karşılığını. Daha kritik bir an olur. Neyse, bir şey daha var önce de ben de vermiştim. Aynen öyle düşün. Neyle borcun var bana? Tamam hadi borcum olsun. Tatlı aynen. Peki. Evet beyler, hazırsanız kızlar evinden bir yarışmacıyı koruma altına alacaksınız. Berke. Oğuzhan için küçük kız kardeşim Dilara. Dilara. Görkem. Dünyalar güzelim Asenam, İlayda Hanım. Mert. Mutlu günler için Dilara diyorum. Kaan. Oğuzhan için Dilara. Oğuz. Ben de My Little Pony'im Nihle'yi söylüyorum Öykü Hanım. Berk. Oğuzhan için Dilara. Murat. Oğuzhan için Dilara. Dilara 5. Ferhat. Yep, bari Oğuzhan'ım için Dilara. Bat. Oğuzhan Bey için Dilara. Dilara 7. Oğuzhan. Sultanım Dilara diyorum. 8 oyla Dilara 8, İlayda 1, Nihle 1 oy. Erkekler Dilara'yı koruma altına alıyorlar. Evet. O zaman şimdi koruma altında olanlar malumunuz favori olan yarışmacılar. Hemen hatırlayamıyorum, bana hatırlatır mısın? Evet, Mert ve Nihle'ydi galiba. Doğru mu? Evet, Mert ve Nihle. Dilara ve Oğuzhan arkadaşlar.
Demek ki artık yola devam edebiliriz. Kısmetse olur aşkın gücünde. Eleme heyecanı başlıyor. Ne takdir edersiniz ki? Oylama öncesinde sizlerle paylaşmam gereken önemli bir mesele var. Zortladık kesin. Evet. Kutu olmayınca zaten kesin bir şey geliyor diye Türkiye Hanım. Bunu beklediğinizi biliyorum. Hemen hızlıca paylaşacağım ve hızlıca oylamaya gideceğiz. Arkadaşlar, bugün evlerin koruması yok. Aa. Nasıl? İki kişi birden gidecek. Nasıl yani? İki yarışmacı birden elenecek. Allah. Bir kız bir erkek olarak. Bir kız bir erkek. Kızlar evinde en çok ismi yazılan yarışmacı, erkekler evinde en çok ismi yazılan yarışmacı elenme aşamasında olan yarışmacılar olacaklar ve yarışmaya veda edecekler. Hazırsanız oylamaya geçiyoruz. İlayda. Bu evde geçmiş olan biriyle ilişki yaşayamam diyorsun. Yeni bir aday bekliyorum diyorsun. Ama ben senin bu evde genel olarak bir ilişki yaşayamayacağını düşünüyorum. Senin şahsi bir problemim yok. Umarım hakkında hayırlısı olur. Belki. Dilara. Evet, şimdi çok zorlandığım bir noktadayım. Geçen hafta Berk'i yazmıştım. Ondan öncekisinde belki de Batu yazmıştım, hatırlamıyorum canım. İki kişi arasında çok gidip geldim. Bir düşündüm, dedim ki şimdi Berk kız arkadaşımı yarı yolda bıraktı. Onun yüzünden kız arkadaşım evden gitti. Ama Bat da hiçbir şey çabalamıyor. Onun için... Kanka. Diğer hafta da belki yazacağım. Bir sen yok. Görkem. Üzülerek Leyla yazıyorum. Kendisini çok seviyorum ama evde şipi olmadığı için Leyla yazıyorum. Rümeysa. Şu anda bu evden biriyle ilişki yaşayamayacağını düşündüğüm için seni yazıyorum. Mert. Son zamanlardaki yorumlarını sevsem de şipin olmadığı için Leyla ile Beyza arasında kaldım. Leyla'yı ayrı seviyorum, o yüzden. Beyza. İnsan olarak çok iyi birisin. İnşallah Bat gitmez, seni de gitmeni istemezdim ama... Bat, insan olarak çok değer veriyorum. Benim için kıymetli, gitmesini istemiyorum. Bu yüzden seni yazmak zorundayım. Özür dilerim senden. Kaan. İlla sana yazmak istemezdim ama senin tek şipin yok. O yüzden kusuruma bakma. Seni çok sevdiğimi de iyi biliyorsun kankam. Özür dilerim tekrar. İhle. Seni çok seviyorum ve gitmeni istemiyorum. Ama yazmak zorunda olduğum için seni yazıyorum. Oğuz. Vallahi bile isteye değil. Sanırsam olmayacak kuzenim. Seni sevdiğimi de biliyorsun. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Keşke başka bir seçeneğim olsaydı. Gizem. Bu evde ilişki yürütebileceğini düşünmüyorum. Üzgünüm.
Berk. Aynur. Bilerek seni yazıyorum. Benim için boş ol. Murat. Genel olarak kişisel hiçbir problemim yok. Zaten hakkında helal ettin. Teşekkür ederim. Herhangi bir kişisel problemim yok en başında dediğim gibi. Ama bu evde herhangi bir konun yok. Herhangi bir şüpheleneceğin birisi de yok. Hani yazacak kimsem de yok. Yanlış anlamayız. Hira. Ferhat. Kusura bakma. Buse. Açıklama yapamıyorum. Bat. Leyla sevgiliyorsun, sadece şipin yok diye yazıyorum. Leyla. Üzülerek. En azından ben şu an üzülüyorum. Oğuzhan. Rica etsem gereken sandım. Gelirken getiririm Öykü'm. Teşekkürler. Çok kararsız bir oylama olacak benim için. Valla kusura bakma Beyza. Çünkü o zamanlarda ki gerçi hep yapıyorsun sen bunu. Gereksiz şakalar, gereksiz bel altı şakaları, anlamsız şakalar yaptın. İşte yok Oğuzhan'ın işte Oğuzhan'ın favori yapın 15 bin lira alsın hediye şey sevgili teklif etsin falan. Bunlara gerek yok. Ben o parayı istediğim zaman günde kazanıyorum zaten. O yüzden böyle şeylere gerek yok. Yazacak başka kimse yok. O yüzden bu hatandan dolayı seni yazdım. Ve genel olarak ilişkinin gerçekliğini hiçbir zaman ispat edemedim. Bu yüzden. Arkadaşlar, oylamanın sonucunu öğreneceğiz hep birlikte. Ama önce çekin sahibini belirleyelim. Çünkü neden? Evlerimizin koruması yok zaten. Hemen favorilerimizi alalım buraya. Sevgili yarışmacılar. Evet, bakalım başımıza neler gelecek. Oylarınız burada, sandıkta. Ama önce Pekin sahibini bulacağız. Bakalım sizlerin oyları bu hafta. Kimi ödüllendirecek? Ve haftanın birincisi yapacak. Kısmetse olur aşkın gücünde. Oylama sonuçlarından önce haftanın birincisini açıklayacağız. Bu hafta sizlerin oylarıyla ödül çekinin sahibi olan haftanın birincisi Mert. Tebrikler Mert'ciğim. Güle güle harca. İyileceğim, geçmiş olsun. Dikkat et, alkışlarla seni yerine alıyorum. Peki ya ev koruması ile ilgili ne hissediyorsunuz? Zaten koruyamayacaktık bu yüzden. Ha yani bu sorumluluk olmayınca nasıl bir durum? Daha güzel. Daha mı iyi? Evet. Bence rahat değil ya. Kaybedince daha iyi. Ya hiç ama olmazsa bir şansımız da vardı diyorsunuz. Kazanım. Hayır. Kazanım. Çıkmaz evet. Mı Öykü Hanım sağdan soldan bir sürpriz kutu? Vallahi sürpriz kutumuz yok bu hafta. Yok ne zarfım başka da bir şeyim sandım. Yani bu var sonuç burada arkadaşlar. Evet.
Hazırsanız sonuçları açıklamaya. Çok hazırız. Başlıyoruz. Leyla. Bat. Leyla. Berk. Beyza. Bat. Beyza. Berk. Beyza. Leyla. Bat. Berk. Leyla. Bat. Berk. Leyla. Bat. Leyla. Leyla. Son bir oy kaldı. 7 Leyla. 5 Bat. 4 Berk. 3 Beyza var. Ve o son oy. Berk. Beyza 3. Leyla 7. Bat 5. Berk 5. Arkadaşlar, erkeklerde eşitlik var. Kızlarda ise eleme. Elenen isim daha doğrusu Leyla. Dolayısıyla erkeklerin elenen ismini belirleyeceksiniz. Neyi tartıştığınızı bilmiyorum ama şu anda bir açık oylama yapacağız. Evet. Ve kararı tüm ev oylayarak verecek. Tüm ev mi? Evet. Erkekler ve kadınlar dahil olmak üzere. Bir erkek, bir kadın gidebiliriz. Berk mi, Bat mı? Karar vereceğiniz, cevabını vereceğiniz soru kim gitsin? Berk ve Bat, sizi alabilir miyim karşılıklı? Var mı bu arada söylemek istediğiniz bir şey arkadaşlar? Ben sadece neye göre karar verdiklerini merak ettim. Yani şu an burada olabilecek bir ilişki var. Berk ve Leyla arasında bir şey olmayacağı kendileri de söylediler. Belliydi. Sadece merak ettim. Ama alınmaca, gücenmece yok. Ben açıklayabilirim. Açıklayayım mı? Yani bence kararlarınızı vereceksiniz. Sen yani soru almak istiyor musun cevabını? Yok, merak ettim sadece. Ya, merak ettim dediği için tamam. Bu arada hani şey dedim. Yani zaten 5-5 çıkmış bu arada. Yani kimseye bir baskı veya bir manipüle söz konusu değil. Herkes kendi kararını verdi. Yani ama şöyle bir durum var. İlişkisi zamanında Beyza'nın da yaşanmak üzereyken buradan biliyorsun ki böyle bir kararla Beyza buradan gönderildi. Daha sonra yine gönderildi. Böyle umutlar varken de bu evde bu tarz şeyler yaşanıyor. O yüzden çok da sorgulamamak lazım. Seni çok seviyoruz. Hiçbir problemimiz yok kızlar evi olarak. Yazanları da yani belki yazanları da aynı şekilde herkese saygı duyuyoruz sadece. Yok, sıkıntı yok. Ama bu tarafta da yaşandı yani daha önce. Aynen. İlk kez karşılaşmıyoruz. Var mı başka yorum yapmak isteyen? Berk, senin var mı? Söylemek istediğin şey. Hanım, kısmetse olur da biz kısmete bırakalım işte. Arkadaşlarımızın kararına kalmış. Ne olacaksa onu göreceğiz. Peki. Hazırsanız oylamaya geçiyorum o zaman. Sevgili izleyiciler, Berk mi, Bat mı, kim gitsin sorusunun cevabını verecek yarışmacılarımız. Eşitlik var. Açık oylama yapıyoruz. Kızlar ve erkekler evi toplam bir karar verecekler. Hepsinin oy kullanma hakkı var. Leyla dahil buna. Hepsinden teker teker oylarını alacağız, kararlarını soracağız. Başlıyoruz. İlayda. Üzülerek Berk gitsin. Berke. Ben mi Öykü Hanım? Böyle gidiyoruz. Tamam. İkisini de çok seviyorum. Bat yanlış anlama, içeride dışarıda çok mesaimiz var. Seni tamam, çok kardeşim. Seviyorum dostum ama Bat demek durumundayım Öykü Hanım. Dilara. Aynı durumu ben de yaşamıştım. Bat kardeşim beni kurtarmıştı, o yüzden Berk diyorum. Görkem. İkisini de çok seviyorum. Üzülerek Berk kardeşim diyorum. Rümeysa.
Berk. Mert. Benim oyun belli Öykü Hanım. Yani battık bir durum yok. Dostum sonuçta. Beyza. Kusura bakma, seninle hiçbir problemim yok ama Berk. Berk 5. Kaan. Öykü Hanım, ikisini de çok seviyorum ama Batla daha çok samimiyim. O yüzden Berk demem lazım. Nihle. Biz aslında bu 5'e 5 olayını yanlışlıkla isteyerek yaptık. Karşılarına çıkan eğer Beyza olsaydı Bat derdim. Ama Beyza buradayken Bat'ı gönderemem. Üzülerek Berk. Oğuz. Ben de ikisiyle de içeride de dışarıda da çok samimiyim. Yani muhabbetimiz falan hepsiyle çok iyi akıyor. İkisiyle de özellikle. Hani özellikle ikisi benim için koyulmuş gibi ama ben sadece ikisinin hevesini göz ardı ederek, yani Bat daha hevesli burada almaya. Seni çok seviyorum biliyorsun. Berk diyorum. Berk 8. Giza. Berk. Ferhat. Bat'la burada da iyiyim, dışarıda da iyiyim. Ve kusura bakma, senin de samimiyetin Bat'la daha az. Ama seni gerçekten çok seviyorum. Maalesef seni seçeceğim dışarı çıkmanın için. Pardon. Berk 10. Aynur. Bat. Gitsin. Evet. Murat. Öykü Hanım, benim de oyun belli. Ben de Berk'i kısa sürede sevdim ama oyun belli. Hira. Berk. Oğuzhan. Öykü Hanım, yani Berk çok delikanlı adamsın. Gerçekten Aram, seni tanıdığıma mutluyum, tanıdığım için. Batlı da son zamanlarda biraz şeyiz ama sonuçta geçmişten gelen bir arkadaşlığımız var. Yani bir de onun burada kalması, kalmak istiyor, bir şeyler yapmak istiyor, hevesli. Sen gitmek istiyorum falan dediğin için üzülerek senin adını söylemek zorundayım. Kusura bakma. Estağfurullah. Berk 13, Bat 3, Buse. Bat, seni gerçekten seviyorum biliyorsun. Hadi bırak şimdi. Hayır, gerçekten hiçbir zaman kötü bir şey de söylemedim. Seninle kötü bir diyalogumuz da olmadı. Zaten oyun da bir şey değiştirmeyecek. Hem de Mert'in dostu. Yok, hiç açıklama gerek yok. Ben Bat diyorum. Bat 4, Berk 13, Leyla. Şimdi Öykü Hanım burada kalsaydım tabii ki de Bat derdi. Şey, hangisi gidiyordu pardon? Kim gitsine cevap veriyorsun? Gitsine cevap veriyorum. Bat derdim. Şimdi ben gidiyorum. Berk'in de burada kalmasının bir anlamı yok bence. Alıp gidiyorum diyorsun. O yüzden Berk diyorum. Berk'i de alıp bu da başka buradan. Bir türlü alma oldu be Leyla. Dışarıda tanışmaya olduğumuz insanlarla karşılaşmayacağımızı düşünüyorum. O yüzden 14. İlk kez üzülmüyorum hayatımda gerçekten. Ya daha mı hayırlı Berk'e bir şey oldu acaba? Berk'e de güverdim bir tık. Berk şu anda keşke kalsaydı. Yanlışlıkla güzel bir şey yaptılar. Yani değişik bir şey oldu galiba. Kısmet Berk. Kısmet yakaladın, bırakmıyor işte böyle. Bat, seni yerine alıyorum. Berk'cim, senden de rica ediyorum. Leyla'yı alırsan. Çünkü kızlardan veda eden isim de olacak. Koltuktan alacağım değil mi Öykü? Yani beraber gel al beni. Al götür beni. Yani al götür gibi olacak. Buraya mı getireyim hemşire? Evet, var mı söylemek istediğiniz bir şey arkadaşlar? Buralar bize dar geldi diyorum. Gidiyorum, içim rahat gerçekten. Berk, geç yanına. Oraya mı gel geçin? Yanıma. Geç can yana. Dur. Gideceğiz diyorum. Ben de diğer yanına geçsem. Dur sonra. Buralar dar geldi gerçekten de ve bu sefer gerçekten içim rahat. Görülecek kendimce, görülecek hesabımı gördüm. Yaşadığımı yaşadım. Buldum gibi ama bir bakacağız şu an. Dışarıda da bir şeyler olabilir neden evet olmasın. Hani başka etkenler mi yoksa başka şeyler mi, bunları bakalım, bir anlamamız bizi de lazım. Haberdar et. Tamam.
Belli mi olur? Çift olarak yani. Dönersiniz belki. Üzgün değilim. Evet, iyiyim. Keyfim yerinde. Ben. Teşekkür ederim. Öykü Hanım, daha önceki geçen hafta açıklamayı yapmıştım zaten. Direkt olan. Yani benim için güzel hikaye bir sınav buraya oldu. Kadarmış diyorsun. Buraya kadarmış Öykü Hanım. Belli olmaz. Geri dönüşler var. Yani bir bakmışsın, aa iyi ki de gelmişim dediğim bir geri dönüşle karşı karşıya kalacaksın. Belki büyük ihtimal numara değiştirecek Öykü Hanım. Efendim? Bir numara değiştirecek gibi geldi. Ben direkt ulaşamayacağız mı yani? Buluruz biz onu ya. Her türlü buluruz. Peki, ya olman gerektiği anda belki geri dönersin. O zaman da aa kısmetmiş de olmuş dersin. Doğru. Belli mi olur? İyi ki geldin. Teşekkür ederim. İyi ki seni tanıdık. Çok nevi şahsına münhasır bir karaktersin. Allah gönlüne göre versin diyelim. Kapımız her zaman açık size, ikinize de sonuna kadar. Daha bizim yolumuz var, bir ara vereceğiz. Sonra artık kısmetse olurun finaline doğru gideceğiz. Şampiyon kim onu belirleyeceğiz. Son düzlükte neden dahil olmayasınız bu yarışa? Dışarıda ne olacağı belli mi olur ayrıca? Peki, o zaman vedalaşabilirsiniz daha arkadaşlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Baba kaçar. Ağlamak yok bak, ağlamak yok. Sevgili izleyiciler, iki yarışmacımızla vedalaşıyoruz. Leyla ve Berk. Bir takım badireler atlatarak geçirilen bir eleme oylamasının ardından karşımıza çıkan Kızlar Evi'nden isim Leyla'ydı, erkeklerden ise Berk'ti. Kalplerinin prensi prensesini bulamamış olsalar da kapımız her zaman açık. Dediğimiz gibi onları yine buraya bekliyoruz tabii ki. Hemen şu sıralamalara bakalım. Kızlar Evi'nde neler olmuş? Sıralama nasıl gelişmiş? Evet, Nihle 5 oy, Hira 3 oy, Gizem 2 oy. Erkekler Evi'ne bakalım. Mert 7 oy, Oğuz 4 oy, Ferhat 2 oy almış. Kısmetse olur da diğer bütün oylamaları biliyorsunuz galanın hemen ardından ilk bölümde sizlerle paylaşıyor olacağız bu listeleri. Bugünlük bizden bu kadar. Hemen oylamaları hatırlatalım. Dediğimiz gibi oylar kıymetli, önemli. Dolayısıyla lütfen aksatmayınız. Hemen hatırlatalım. Kısmetse olur aşkın gücü. El Poder de L'Amour uygulamalarımız. Productionhouse.com.tr Almanya ve Azerbaycan başta olmak üzere başvurularınızı bekliyoruz. Kısmetse olur aşkın gücü official. Instagram, Facebook ve YouTube adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Dünyanın her yerinden bizi izleyen gerçek kısmet ustalar. Yaklaşın. Size müthiş bir haberim var. Artık YouTube'a katıl özelliğiyle hemen şimdi Kısmet Usta ailesine katılabilir ve pek çok ayrıcalığın sahibi olabilirsiniz. Herkesten önce sen izle. Reklamsız, kesintisiz, keyifle izle. Kamera arkası görüntüler, özel röportajlar ve Kısmet Usta'lara özel silmemiş sahneler. Yorumlarda üst sıralarda yer alma ve sizin için hazırlanmış özel Kısmet Usta emojileri. Özel organizasyonlara öncelikli giriş, VIP, süper Kısmet Usta kartı. Sürprizlerle devam edecek yeni interaktif özellikler. Hadi hemen şimdi siz de bu büyük Kısmet Usta ailesine katılın.